Yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden şehirler arası otobüs terminali, 100 bin metrekare büyüklüğünde kapalı bir alana sahip olacak. Büyük kısmı yer altında olacak bu komplekste modern bir bina ve kent parkı da yer alacak. Denizli'nin tek kalemdeki en büyük projesi olan yeni terminal, ülkenin ilk ve tek yeraltı otobüs terminali olma özelliğini taşıyacak. Bu yıl içinde hizmete girecek olan Ak Vadi Parkı, Ege bölgesinin en büyük vadi parkı olacak. 700 bin metrekare büyüklüğündeki bu parkta spor sahaları, tenis kortları, piknik alanları, oyun grupları ve koşu yolları bulunacak. İncilipınar Parkı içinde yapımı hızla devam eden Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, 2014 yılı içinde hizmete sunulacak. Denizli'nin örnek projelerinden biri olacak bu merkezde, altı nikah salonu, 500 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konser salonu, 2000 kişilik konferans salonu ve gezegen evi bulunacak. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, Ege bölgesinin en büyük kongre ve kültür merkezi olacak. Kent merkezindeki çalışmaların ardından diğer bölgelerde altyapı çalışmalarına başlayan Denizli Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Cumhuriyet, İncilipınar, Adalet, Akkonak ve Karaman mahallelerindeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyecek. Yanan sinemamızın bulunduğu yerde yapılacak olan Belediye Sanat Merkezi'nde, biri büyük, altısı küçük olmak üzere toplam 7 gösteri salonu ve 3 iş yeri bulunacak. Bölgenin en modern sanat merkezlerinden biri olacak bu merkezde, konser, tiyatro ve konferans gibi farklı etkinlikler de düzenlenebilecek. Bağbaşı Kent Ormanı ile Zeytin Yaylası arasında hizmet verecek olan teleferik, saatte 2000 kişiyi taşıyacak. Kent Ormanı'ndan teleferiğe binildiğinde, en geç 6 dakika içinde Zeytin Yaylası'na ulaşılabilecek. 4500 metrekarelik bir alan üzerinde yapılacak olan kayan yüzme havuzunda, bir büyük yarı olimpik havuzla bir küçük eğitim havuzu yer alacak. Dünya standartlarındaki kayan yüzme havuzuyla Denizli'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. 92 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılan Sevindik Vadi Parkı, bölgenin yeni çekim merkezi olacak. Parkta spor sahaları, piknik alanları, çocuk oyun grupları, kelebek vadisi, tarih bahçesi ve dağ kızağı pisti bulunacak. Sokaklarında yürümenin bile neredeyse imkansız olduğu tabakhanede yapılacak olan yenileme projesiyle bölge bir kültür ve turizm merkezi haline gelecek. Buradaki tüm yapılar orijinal haline uygun olarak yenilenerek Denizli halkının kullanımına sunulacak. Hayata geçirilecek olan bu projeyle tabakhane şehrin en gözde yerlerinden biri olacak. Çamlık Caddesi üzerinde bulunan boş alanda yapımına devam edilen sentetik buz pisti, 450 metrekarelik paten alanı, tenis kortları, badminton sahası, mini golf alanı ve yürüyüş yollarıyla Denizli'de sporun yeni adresi olacak. Denizli'nin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Antalya yolunun Ulus Kavşağı'yla Kellici Kardeşler Kavşağı arasındaki 7 kilometrelik kısmı yeniden düzenlenecek. Taşıt yolu 3 şeride çıkarılırken, yan yol, çift yönlü bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Kent merkezindeki 7500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Atalar Restorasyon Projesi'yle bölgedeki tarihi yapılar tek tek restore edilecek. Bu yapılar müze, sanat atölyesi ve kafe olarak hizmet verirken tarihi binaların araları da yeniden düzenlenecek. Denizli tarihine ışık tutan yapılar Atalar Restorasyon Projesi'yle yeniden kente kazandırılacak. Umut Kent 1 ve Umut Kent 2 konutlarında yapılacak olan sosyal tesis projesiyle bölge halkının tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu tesislerde market, kahvehane, kuaför, PTT şubesi, bilgi evi ve kurs merkezi, muhtarlık ofisiyle açık alanlar yer alacak. Eski İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu alanda inşa edilecek olan Denizli Belediyesi Gençlik Merkezi'nde her türlü spor faaliyetlerinin yapılabileceği bir kapalı spor salonu, hobi odaları, spor alanları, gençlere ve kadınlara yönelik kütüphaneyle dinlenme yerleri bulunacak. Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen kayan kapalı pazar yeri, yaklaşık 6800 metrekarelik bir alan üzerinde yer alacak. Denizli'nin 9. kapalı pazar yeri olan bu tesiste 213 tezgah ve 24 dükkan bulunurken, tesisin üst katı da bilgi evi ve kurs merkezi olarak hizmet verecek.
spor alanında önemli yatırımlara imza atan Denizli Belediyesi, ikinci kapalı spor salonunu Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde yaparken, üçüncü kapalı spor salonunu da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapacak. Bu salonlarda maçların dışında çeşitli etkinlikler de düzenlenebilecek. Çakmak, Kara Hasanlı, Yeni Şafak ve Selçuk Bey mahalleleri arasında bulunan Ali Marın Bulvarı'nın her iki yanında devam eden ve 90 bin metrekarelik bir alanı kaplayan bulvar düzenlemesi kapsamında tenis kortu, halı saha, yürüyüş yolu, kaykay pisti, gölet ve oyun grupları bölge halkıyla buluşacak. Merkez Efendi Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda alışveriş yapmasını sağlayacak olan Merkez Efendi Kapalı Pazar Yeri, iki katlı olarak inşa edilecek. 16 bin metrekare büyüklüğündeki eski yetiştirme yurdu arazisinde yapılan Pelitli Bağ Parkı, içinde bulunan halı saha, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, süs havuzları, kafeterya ve spor alanlarıyla bölgedeki yeşil alan ihtiyacını karşılayacak. Denizli tarihinde önemli bir yere sahip olan Altıntop Mahallesi'ndeki Merzeci Değirmeni ile Fesleğen Mahallesi'ndeki Sürücü Evi, Denizli Belediyesi'nin restorasyon projeleri kapsamında yeniden Denizli'ye kazandırılırken, bu tarihi yapılar kültür ve sanatın merkezi olacak. Denizli'nin tamamının altyapısını yenilemek üzere harekete geçen Denizli Belediyesi, Aktepe, Karşıyaka, Sevindik, Anapartalar ve Dokuz Kavaklar mahallelerindeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yenileyecek. Yenişehir Mahallesi'nin üst kısmında bulunan 400 bin metrekarelik ormanlık alanda yapılacak olan Yenişehir Kent Ormanı'nda coğrafi kıtaları anlatan bitkisel tasarımlar, izci kampları, ATV parkuru ve spor sahaları yer alacak. Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın hemen altında yer alan Saraylar Katlı Otoparkı, 220 araç kapasiteli olacak. 5 katlı otoparkın zemin katında balıkçı dükkanları yer alırken, binanın dış cephesi de renkli bir tasarımla kaplanarak bölgeye modern bir görünüm kazandırılacak. Bizim hedeflerimiz de, hayallerimiz de çok büyük. Bizim için büyük şehir demek, büyük hizmetler demek. Bu hedefimize de her zaman olduğu gibi yine sizle birlikte el ele, gönül gönüle vererek ulaşacağımıza eminiz.